İki kilisenin arasında 150 yıldır süren bu ilginç savaş yine renkli görüntülere sahne oldu. Burası Sakız Adası. Aziz Marcos ve Panagia Eritiani kiliseleri arasında her yıl Paskalya Bayramı'nda yapılan geleneksel havai fişek savaşları bu yıl da kıran kırana geçti. Hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Akşam yapılacak roket savaşlarının hazırlıkları erken saatlerde başladı. Yunanlı gençler görmüş olduğunuz gibi roketleri tek tek kızlı erkekli gruplar halinde taşımaya başladılar. Cemaatler kiliselerde havai fişekleri hazırlayıp rampaların yönünü karşı kiliseye çevirdi. Bu görsel şöleni izlemek için adaya aralarında Türklerin de olduğu binlerce turist akın etti. Çok güzel olacağını düşünüyoruz ama çok kalabalık tabii, bilmiyoruz yani sonuçta ne olacak. Sakız Adası'ndayız şu anda. Sabahtan bu yana 4 gemi adaya sefer yaptı. Yaklaşık 5000 kişi de şu anda Sakız Adası'na giriş yapıyor. Hazırlıkların bitmesiyle birlikte havai fişekler de bir bir ateşlendi. İki kilise arasındaki 400 metrelik mesafe ateş ve dumanla kaplandı. Gece yarısına doğruysa bu renk cümbüş ortaya çıktı. Roket savaşlarının en yoğun olduğu an şu anda başladı. Görmüş olduğunuz gibi iki ekip de ellerindeki tüm roketleri kullanıyorlar. Havai fişek savaşlarının başlangıcı Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Birbirleriyle kavgalı olan iki kilise cemaatinin önceleri taşlı, sonraları toplarla süren savaşı barışın sağlanmasının ardından bu defa kutlama amaçlı olarak havai fişeklerle yapılmaya başlanmış. Paskalya'da yapılan bu görsel şovu seyretmek için her yıl binlerce kişi Sakız Adası'na akın ediyor. Kiliselerin savaşında bu yıl yaklaşık 700 bin adet havai fişek kullanıldı.